Bugün Ruth King'in yazmış olduğu Küçük İşletmeler İçin Büyük Fikirler isimli kitabı inceleyeceğiz. Ee, kitapta Ruth King Amerika'da girişimcilik yapan ve bu girişimcilikler sonucunda e, sorunlarla karşılaşan insanlardan bahsediyor. Bunların hikayelerini anlatıyor. Kitabın içinde 50 tane farklı hikaye var. Yani e, 50 insan herhangi bir şey konusunda girişimcilik yapmışlar, bir dükkan açmışlar, bir işletme kurmuşlar. ...ve bazı sorunlarla karşılaşmışlar. Ee, düşünememişler... ...veyahut da çevrelerinin uyarılarını dikkate almamışlar. Ee, bunların hepsini tek tek anlatmış. Yani herkes e, neler yaşadı... ...Rudkin'le aslında bir röportaj şeklinde... ...bu hikayeyi anlatmışlar. Örneğin e, avukatlarınla olan... ...iletişim kopukluğu veya... ...dükkanı açtık ama... ...iki yıl sonra... Yeni bir kanun çıktı ve bizim işimizi tamamen olumsuz etkiliyor. Bunlar hakkında konuşulmuş. Kitabın içeriğinde mesela özellikle işletmelerin defterlerine, maliye defterlerine çok önem verilmiş. Yani bundan dolayı çok sıkıntı yaşayan insanlar olmuş. Bunlardan bahsediyor. Türkiye'de de girişimcilik konusunda bir hedefi olan, bir şeyleri gerçekleştirmek isteyen içinde bir ukde olan insanların veya içinde bir tutku olan insanların demem daha doğru olur bir tutku olan insanların bu kitabı okuması gerekir diye düşünüyorum ee, kitabın içinde gördüğüm farklı bir durum var ee, bizler genelde girişimcilik dediğimiz zaman akla gelen yeni genç e, iş hayat okul hayatını bitirmiş iş hayatına atılmış ve kendi dükkanını kurmaya amaçlayan insanlar aklımıza gelir ama burada bu kitapta hikayesi anlatılan insanların çoğu Amerika'da çok büyük şirketlerde çalışmış ve üst düzey yöneticilik yapmış insanlar. Bu insanlar belirli bir noktadan sonra şirketten istifa ediyorlar ve kendi işlerini açıyorlar, işlerini kuruyorlar. Bazıları da yönettikleri şirketin belirli bir kısmını bir şirket ol yeni bir şirket olarak kurmak zorunda kalıyor. Veyahut da şirketten sen artık bizimle çalışma, kendi işini aç şeklinde bir telkin sonrasında girişimcilik işine başlıyorlar. Yani yeni bir maceraya atılıyorlar. Tabi burada şu ortaya çıkıyor. İnsanlar bir şirkette çalışırken her şeyi kendileri yapmıyor. Örneğin bu insanlar kendi uçak biletlerini kendileri almıyorlar. Sekreterler aracılığıyla alınıyor. Ama kendi işlerini kurdukları zaman kendi uçak biletlerinden tutun e, aklınıza gelebilecek her şeyi kendilerinin yapması gerekiyor ve e, bu başla başına onlar için bir sorun. E, Kitapta bunları anlatmış. Ben çok fazla da ayrıntıya girip e, spoiler vermek istemiyorum. E, okunması gereken bir kitap yani e, hikaye hikaye olduğu için de çok sıkıcı olmadan okuyabileceğiniz bir kitap. Yani bir konu çok sıkıcı, hemen başka bir konuya geçebilir. Yani en azından e, Burada ben sıkıldım bu kitabı okumayayım diye deme şansımız yok. Sonuna kadar sürükleyici bir kitap. Ee, okumanızı öneririm. Ee, fayda göreceğinizi de düşünüyorum.